gelir danarı şimdi gelir paşalla şimdi, şimdi gelir herkese selamlar muazzam bir ekranla başlıyoruz gördüğünüz üzere cumartesinin raporunu zaten geçmiştim ekranda pazar raporu var pazar raporu da inanılmazdı bence toplamda 9 tane mücadele anlatmıştım bunlardan 7 tanesinin iddia tercihleri başarılı oldu başarısız olan Nis mücadelesiyle Milan maçı vardı. Onların da yüksek oranlı maçları başarılı oldu. Milan'ın tek farklı kazanırı skor beklentimiz 2-1'di. Nis mücadelesinin de aynı şekilde 2-1'lik beklentim vardı. O da tek farklı kazanır diye önermiştim sizlere. Valla benim önümde defterde hepsi yazılı. Raporumu bu şekilde yazdım. Pazar günü çok güzel mesajlar geldi. Hatta pazartesi videosunun altına öyle yorumlar geldi ki. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel başladık. Ben de şöyle güzel bir İbrahim Tatlıses'le gireyim dedim videoya. Mesajlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Pazar için aynı şekilde. Pazartesi de bakalım nasıl geçecek birlikte göreceğiz. Bir adet de kombin yapmıştım zaten. Geçtim. Ekranda 3 ve 4 Mayıs'ın tercihleri var. Öncelikle 3 Mayıs'ta 3 tane mücadelem var. Şampiyonlar Ligi yarı final maçları var bildiğiniz üzere. ikinci ayakları. Euro Ligi maçları var. Final Four öncesi Barcelona ve Monaco'nun ayrı ayrı maçları var. Bir de Championship'te ikincilik için çok önemli bir yarış var. Nottingham Forest'la Bournemouth'un mücadelesi var. değerlendirdim. Başlayacağız. Sizlerden ricam aynı şekilde like'larınızdır. Ondan önce skor kazananları da hemen ekrana getirelim. Arsenal maçının skorunu sormuştuk pazar günü. Bilen isim çok fazla. Çok kişi de bana mesaj attı bildim bildim diye. Fakat iki kişiyi alıyoruz bildiğin üzere. Tahsin Ata isimli kanalla Etem Kara isimli kanal kazandı. Bu isimler Instagram üzerinden bana kanal görün kanal fotoğraflarını ataraktan da katıl gruplarına giriş için link isteyebilirler. Instagram üzerinden mesaj atacağım ben de arkadaşlara katıl gruplarımıza dahil edelim. Ve bir adet de skor yarışması yapalım. Valla maçın ta kendisi. Bence erken filan olarak nitelendirdiğim bir maç bu benim. Liverpool maçından ziyade. Real Madrid Manchester City maçının maç skoru ne olur? Bakın ben şunu söyleyeyim sizlere. Benim maç verilerimde çıkan sonuç ve sistemimde çıkan sonuç 3-2'lik bir skor. 3-2 Manchester City kazanır gösteriyor. Maç önünde böyle bir skor var. Verilere göre son maça her şeye karşı her şeye rağmen Burada 3-2'lik bir stiga galibiyeti gözüküyor. Sizin maç skoru tahminleriniz ne olacak? Yorumlara bekliyorum. Yine bilen iki arkadaşımızı kata telegram gruplarımıza dahil edelim arkadaşlar diyerekten. Bunu da geçeyim. İlk mücadelelerine başlayayım. Sizlerden ricam liketır Teşekkür ederekten başlayayım. Vormut'la Nottingham Forest mücadelesi. Valla nasıl bir maç biliyor musunuz? 0-0'da bitebilir, 3-3'de bitebilir. Ben size sadece şunu göstermek istiyorum. Puan durumuna bakın. İkinciyle üçüncüye bakın. Eğer burada... Berabere kalırsa Bournemouth'un işine geliyor. Yenerse Bournemouth'un işine geliyor. Deplasman, Nottingham Forest bu maçı kazanırsa ikinciliğe yerleşiyor ve direkt üst lige çıkma şansı var. Bu yüzden inanılmaz bir mücadele. Ben şöyle kısaca anlatayım bu maçı. Bu maçı. Ben her iki takımı da biliyorum, izliyorum, takip ediyorum. Diyorum ki birbirlerini yesinler, atsınlar yesinler, ekonomiye can versinler. Burada KG Vara 1.62'lik bir oran açılmış. Bence gayet güzel bir oran açılmış KG Vara. Bence oranı da yüksek ideal olarak değerlendirilir mi bilmiyorum ama burada bir KG var denemesi yapılır. Şunu da belirteyim. Eğer bir taraf kazanırsa bu Bournemouth sürekli geçen sezon da böyle oldu. Yarı final yarı finalde bu Championship'te bu üçüncü e, 3. 4. 5. 6. playoff oynuyor ya. O playoff'tan döndü. Çok da güzel oynamıştı o zamanlar. Burada galip gelir mi? Galip gelirse bir nevi çıkmaya garantiler. Bence şunu da söyleyeyim sizlere. Bournemouth takımı bir adım önde. Skor beklentisi olarak da 2-1'lik bir ev sahibi galibiyeti çıkabilir. Fakat ben zaten burada direkt KG var. Onunla 1 ki ideal bir önerebilirim. Yüksekçilere de ben burada 2-1'lik bir Bournemouth galibiyeti ekstradan bir önereyim sizlere. Diyerekten de bu maçı geçeyim. Ve ikinci maçımız Villarreal-Liverpool mücadelesi. Çok önemli bir mücadele. Fakat şöyle bir değerlendirme altına aldım ben. Şimdi ilk maçı 2-0 yenildiniz. Villarreal'siniz. Emery'siniz. Şimdi bu maçta nasıl top oynatırsınız? İlk yarı hadi ben dedim ki ilk yarı bir nevi hadi yani şey yaptım. Ee, 2-0 geride zaten maç, ilk maçı yenilmişsiniz. ilk yarı biraz daha oyunu tuttunuz. Liverpool'u test ettiniz vesaire vesaire. Son ikinci yarı her türlü açılmak zorundasınız. Taraftar var arkada bas 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 diyerekten de bastıracak yani. Tribün bağıracak oğlum bas saldır. Moreno saldır oğlum. Taraftar böyle diyecek. Bilal bir nevi burada açılacak zaten. Gol bulabilir mi? Bulabilir tabii ki. Virere'nin burada gol bulması muhtemeldir. Şöyle de bir dezavantaj var. Şimdi Liverpool son maçında rotasyona gitti. Ben maçı 90 dakika izledim. Hatta maç sonu 2 olarak önerdim. 4,5 altında 2 önerdim hatta. 1-0 bitti. Salah, Arnold, birkaç tane daha isim rotasyona gitti. Thiago bu isimler rotasyona gitti, dinlendirildi. Sonradan oyuna dahil edildi. Şimdi de Liverpool'un Tottenham'la oynayacağı önemli bir mücadele var Premier Lig'de. Tottenham son dönemlerde formda. Onun da farkındalar zaten. Şimdi Villarreal burada gol atar mı? Atamaz mı? Ben bunun üstünde duracağım. Vallahi bence bir tane atacak gibi. Ben bu maça KG var aldım. Maç sonu 2'nin oranı da 1.50 bandında. KG varın oranı da 1.50 bandında. Burada beraberlik de Liverpool'un işine veya tek farklı mağlubiyet de Liverpool'un işine geldiği için Villarreal'in de ben risk almasını beklediğimden dolayı Villarreal'in atacağı bir gol bence güzeldir. KG var alalım burada 1.50 gibi orandan maç sonu 2'den ziyade. Yüksek oranlı da ben şunu önerebilirim sizlere. Maç ikinci yarı açılabilir ilk maç olduğu gibi. En çok gol ikinci yarıda yüksek oranlı bir önerimdir sizlere. Değerlendireceklere bol şanslar. Barcelona Bayern Münih mücadelesi. Bu Final fora gidecek takımı belirliyor. Şöyle söyleyeyim ben sizlere. 2-2 oldu mücadele. Son maç Barcelona alacak mı? Bence Barcelona bu maçı kazanacak. Bakın ama oranı 1.20 20 bandında. Bayern Münih burada savunmasını bazı isimler ön plana çıkarması lazım ki ben şöyle bir öneri yapacağım bu tür maçlar her zaman kıyasıya geçmiştir. Bir takım böyle 20 fark atamaz. Burada Bayern Münih'in 13 fark yemezi açılmış. İdeal bir orandan. Bir 40 küsür bandından açılmış. Oranı buraya yazmamışım ben nedense. Bayern Münih takımı bence burada 13 sayı fark yemez diye düşünüyorum. Barcelona maçı kazansa bile Bayern Münih burada direnecektir. Çünkü seriyi 2-2'ye getirmişsin sen. Son maç sağ avantajı Barcelona'da okey. Fakat bir direnç göstermesi lazım. 13 sayıda fark yemesin diyorum ben burada Barcelona Bayern Münih takımı değerlendirecekler burada handikapı Bayern Münih tarafına gönderiyorum. Bol şanslar. Umarım anlatabilmişimdir. Ayın 4'üne geçtik. Ayın 4'ünden önce Katıl Telegram gruplarından bahsetmek istiyorum ben burada. Dün Katıl Telegram grubunda geceyi canlı çok güzel bitirdiğimizi düşünüyorum ben. Yalova'nın maçı vardı. İlk yarı 65.5 üst. Başarılı oldu. Sonra Kartegana'nın maçı vardı. İspanya 90 artısında gelen gol vardı. 5.5 üst önerildi. Editor Bilal arkadaşımız. O geldi. Yalova maçı geldi. Sılar yaparak golü verildi. İdealden bir 40'tan. 90'da attı. New York mücadelesinde toplam gol 1.5 üst verildi. O da başarılı oldu. Groningen mücadelesinde ilk kere 1.5 üst verildi. O da başarılı oldu. Ve Bilbao 78.5 üst verildi. Vallahi konuşmaktan yoruldum. O da başarılı oldu. Galatasaray'ın atacağı iki gol verildi. Başarılı oldu. Burada Telekom maçı yapmış. New York geldi. Galatasaray geldi. Sılvara Pırak geldi. ikisini kombin yapanlar geldi vesaire vesaire. Biz zaten canlı olarak burada elimizden geleni yapıyoruz. Zaten buradaki asıl, ama, asıl acı, amacımız canlılar, canlı oynayanları burada aktif olarak takip edebilecekleri kazandırmak. Kasasını 3-5 kuruş daha fazla koymaktır. Canlıdan da bu şekilde ilerlediğimizi belirteyim. 4 Mayıs'ta Real Madrid Manchester City mücadelesi var. Bu maçın skorunu sizlere sorduk. Yorumlar yazarsanız sevinirim. Yine bilen iki arkadaşımızı katıl gruplarına Mayıs ayının sonuna kadar davet edelim, dahil edelim diyorum. Şimdi çok güzel bir maç geçecek fakat oranlar yetersiz. Oranlar düşük yani. KG var dedim tabii ki ben. Yani ilk maç gibi golle geçmesini bekliyorum ben mücadelenin. Bir saniye şunu yazayım tamam. İlk maç gibi gollü geçmesini bekliyorum. Şimdi Real Madrid kendi evine pozisyonlara girecektir ki savunma yapmayacaktır burada. Real Madrid de oyununu oynayacaktır. Tabii ki Manchester City de burada oyununu oynayacaktır. Herhangi bir eksiklik veya sakat var mı diye baktığımız zaman da şöyle ben tekrar bakayım. Hazard sakat geç, Alaba şüpheli, Walker şüpheli, Stones şüpheli. Bunlar hallolur. olur. Bunlar oynayabilir oyuncular zaten. Sıkıntı değil. Cancelo bu maçta City tarafında döndü. Çok önemli bir oyuncu. Geçen maçtan ziyade bu maçta döndüğünü söyleyeyim. Geçen maç yoktu. İşte burada gol atar mı? Atar. Maçın favorisi zaten sanırım Manchester City takımı. Real Madrid de tabii ki gol atar. Maçın zaten ideali oynanabilecek tercih KG var tercihidir. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Ben ondan ziyade burada oran ne alabiliriz diye baktığım zaman da şimdi benim skor beklentim de burada veri tabanımda veri sistemde burada 3-2'lik bir siti galibiyeti çıkıyor. Ben yine golü geçmesini bekliyorum. Özellikle erken bir gol gelirse bu mücadele açılır. İdealden KG var önerebilirim sizlere. Yüksek orandan da 3.5 üstte karşı 3.5 üstte bile gidebilir. Hatta şunu söyleyeyim. 2.5 üstü oranı bir 1.36, 3.5 üstü oranı eee 2.0 küsur. Yani bu kadar fark olmaması lazım. Bilmiyorum. Biraz sıkıntılı. 3 golde de kalabilir. Ama ben KG'nin gelmesini bekliyorum. 3.5-2 orandan denenebilir bence. Geçtim. Olympiakos Monaco mücadelesine. Monaco da seriyi 2-2'ye getirdi. Son maçta Kevin Durant maçı izlemeye geldi. Mike James davetli göndermiş arkadaşına. Kevin Durant'a. Maçı izledi. Monaco'yu destekledi. 78-77 Monaco takımı kazandı. Bu maçta da Olympiakos kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir. Fakat ben burada az önce Bayern Müni söyledik. Bayern Münih maçına Euroleague söylediğim maça dediğim şeyler aynı şekilde. Burada da geçerli. Monaco kaybetse bile bu bir iki iç 2ye gelmiş bir mücadele. Dirençli olacaktır Monaco takımı. Çekişmeli bir maç geçecektir. Monaco takımının 10 sayı fark yemesini beklemiyorum. Yine handikapı Monaco tarafına gönderiyorum. Değerlendireceklere de bol şanslar diyerekten de geçeyim. Toplamda 5 tane mücadelem vardı. Bir kombin önerisi yapmadım. Kombin önerisini yapmamın sebebini de şöyle açıklayayım. Henüz daha oluşturmadım. Son haberlere, oranlara bakacağım değişimine. Yarın katıl grubuna vereceğim. Fakat zaten maçlarımız az. Kendi düşüncelerinizi, benim düşüncelerimi harmanlayıp kendiniz kombine yapabilirsiniz. Teşekkürler. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bildirim sesini açarsanız ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.